Bölüm 16. Timoteus, Paulus'la Silas'a katılıyor. Paulus, Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek olan Timoteus adında bir öğrenci vardı. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteus'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Paulus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Kudüs'teki elçilerle ihtiyarların almış olduğu kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu. Paulus'un Makedonya ile ilgili görümü. Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Paulus'la arkadaşları Frigya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Paulus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş, ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et, diyordu. Paulus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık. Lidya'nın iman etmesi. Troas'tan denize açılıp doğru Semadire'ye, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da bir Roma yerleşme merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinin en önemli kenti olan Filipi'ye geçtik. Birkaç gün bu kentte kaldık. Sept günü kent kapısından dışarı çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk. Orada toplanmış olan kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mora boyanmış kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Paulus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin, evimde kalın, dedi ve bizi razı etti. Paulus'la Silas hapiste. Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutsak bir köle kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Paulus'la diğerlerimizin arkasına takılarak, "Bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır. Size kurtuluş yolunu bildiriyorlar," diye bağırıp durdu. Ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Paulus, arkasına dönerek ruha, "İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı emrediyorum," dedi. Ruh hemen o anda kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Paulus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önüne sürüklediler. Onları yargıçların karşısına çıkartarak, "Yahudi olan bu adamlar kentimizi allak bullak ediyorlar. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak olan bir takım töreler yayıyorlar," dediler. Bunun üzerine halk toplu halde onlara karşı saldırıya geçti. Yargıçlar Paulus'la Silas'ın giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövmeleri için buyruk verdiler. Onları iyice dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Paulus'la Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu.
Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda tüm kapılar açıldı. Herkesin zincirleri çözüldü. Uykudan uyanan zindancı, zindan kapılarının açılmış olduğunu gördü. Tutukluların kaçmış olduğunu düşünerek kendi canına kıymak üzere kılıcını çekti. Ama Paulus yüksek sesle... "Kıyma canına, hepimiz buradayız." diye seslendi. Işık getirten zindancı içeri daldı. Titreyerek Paulus'la Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak... "Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerek?" diye sordu. Onlar... "Rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz." dediler. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra kendisi bütün ev halkıyla birlikte hemen vaftiz oldu. Paulus'la Silas'ı kendi evine götürerek önlerine sofra kurdu. Tanrı'ya inanmış olarak evdekilerin hepsiyle birlikte sevinçle coşuyordu. Gün doğunca yargıçlar görevlileri yollayıp, "O adamları serbest bırak!" diye haber gönderdiler. Zindancı bu sözleri Pavlus'a iletti. "Yargıçlar serbest bırakılmanız için emir gönderdiler. Şimdi çıkabilirsiniz. Esenlikle gidin!" dedi. Ama Paulus görevlilere şöyle dedi. "Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar." Görevliler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar Paulus'la Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler. Sonra onları dışarı çıkararak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Zindandan çıkan Paulus'la Silas, Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar.